Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte Elliot yöntemini kullanaraktan dolar, altın, gümüş, gram altın, gram gümüş fiyatlarındaki beklentimi paylaşacağım. Gene beni çok iyi dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Bugün zaten dolar tl kurundaki oynaklığı gördünüz. Hemen hemen dün yapmış olduğumuz videolar içerisindeki hedeflere yakın rakamların gelmiş olduğunu sizlerle birlikte izleyip gördük. Bazı arkadaşların sistemleri, bazı arkadaşların teşekkürleri var. Teşekkür eden arkadaşlarıma çok çok ben de teşekkür ediyorum. Yaptığınız güzel yorumlardan ötürü de hepinize burada minnetlerimi sunmak istiyorum. Bugün gene asgari ücreti konuşalım sizlerle birlikte. Biraz faizleri konuşalım. Bebek mamalarına gelen zammı konuşalım. Bakalım Türkiye ekonomisinde gene neler oluyor? Nebati Bey'in açıklamalarını, Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalar eşliğinde sizlerle birlikte burada artık bir altın, dolar ve gümüş analizimizi yapmaya çalışalım. Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi kanalıma bir beğeni atmayı unutmaz iseniz ve kanalımı dışarıdan seyreden tüm arkadaşların hepsini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlar, asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Asgari ücrette benim 5000 TL beklentim ve bu 5000 TL beklentimi de açıklamıştım. Kimi arkadaşlarımız buna itirazlarda bulunmuş, 5000 TL'nin enflasyonu ortlatacağı yönünde. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın işverenler de belki bu seviyeyi uygun görmüyorlar. Fakat 2021 yılında asgari ücrete baktığınız zaman 345 dolara denk gelen bir asgari ücret. Bunu TÜİK üzerinden hesaplar iseniz TÜİK'in vermiş olduğu %21 açıklamada bulunduğu %21 enflasyon üzerinden hesaplayacak olursanız 345 doların üzerine %21 enflasyon farkı koyduğumuz zaman bir 70 dolarlık daha fark yapıyor. Bunu da bugünkü dolar kuruyla çarptığınız zaman bugünkü asgari ücretin asıl olması gereken seviyenin 5800 TL'ler civarına denk gelmesi gerekli. Yani zamlı olarak dolar TL kuru bugünkü enflasyon oranıyla hesaplanacak olursa 5800 TL'ye denk geliyor ki asgari ücretle geçinen insanların 2021 yılı içerisinde ki gibi aynı o şekilde geçinebilmelerini sağlayabilsin. Benim 5000 TL fiyat vermemdeki amaç biraz da zaten işverenleri koruma amaçlıydı. Yani 4000 TL bunun 1000 TL'sini devlet karşılasın, 5000 TL'ye bu asgari ücret çekilsin dememdeki amaç buydu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz tabii ki bu sizin bileceğiniz bir iş. Ben burada kendi öngörü ve görüşlerimi açıklıyorum. Aslında asıl olması gereken fiyat asgari ücrette 5800 TL'dir. Bunu işvereni temsil eden sendika temsilcilerinde bu kadar basit bir hesabı yapıp masaya niçin oturmadıklarını da merak ediyorum. Ayrıca 3500 TL gibi bir fiyat işveren tarafından belirleniyor. İşverenler de şunu unutmasınlar ki asgari ücretliye verdiğiniz her düşük zam yarın öbür gün sizi zaten iç piyasada vuracaktır. Bunun nedeni de nedir? Alımın azalması demek %45 seviyelerinde asgari ücretli olduğunu aileleriyle birlikte hesaplayacak olur iseniz bunun zaten yarın öbür gün yine sizin satışlarınızı etkileyeceğini de unutmamakta fayda var. Evet, yeni bakanımız Nebati'nin açıklamaları vardı bugün. Artık faizleri düşürme yönünde pek bir beklentimiz kalmadı şeklinde. Fakat bundan öncesinde hatırlayacak olur isek arkadaşlar, bundan önceki bakanın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi savunanlarla bizim çalışmamız mümkün değildir şeklinde açıklamaları vardı. Bu açıklamaların sonrasında zaten biliyorsunuz eski bakanımız görevinden ayrıldı, yani istifa etti. Yerine Sayın Nebati getirildi. Fakat Nebati'nin bu türden açıklamalar yapması yeniden acaba Sayın Cumhurbaşkanımızla bir ters düşme durumuna denk gelir mi şeklinde düşünceleri de bizlere hatırlatmıyor değil. Süt fiyatlarında yine %42-47'ye varan zamlar yaşandı arkadaşlar. Allah küçük çocuğu olanların yardımcısı olsun. Ayrıca biraz bebek mamalarını araştırdım. Bebek mamalarına baktığımız zaman biraz araştırdım. Bebek mamalarında durum nasıl, ne gibi şekilleniyor diye. Çünkü bebek maması gayri ihtiyarı bir durum ve insanların ulaşması gereken acil ihtiyaçlı durumlardan biri. Bebek mamaları da çok zamlanmış. Bir kutu bebek maması arkadaşlar 180 TL'ye varan fiyatlara kadar çıkmış durumda. Bir bebeğin bir kutu bebek mamasını 3-4 günde tükettiğini düşünürsek aylık masrafı artık sizler hesaplayın. Ülkedeki enflasyonun ne seviyelere geldiğini buradan kendiniz de bulabilirsiniz. UBS artık bir açıklamada bulundu.
UBS artık Türkiye ile ilgili rapor yazmayacağını açıkladı. Bu da gene arkadaşlar bizim açımızdan pek de dışarıda işlerin hiç de hoş gitmediği yönünde algılanıyor. Döviz cephesine baktığımız zaman döviz kurlarında alıcının bol, satıcının ise az olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bütün bunların neticesinde de gene dolar TL kuruna baktığımızda şu an 13.80 civarlarında fiyatlanan bir dolar TL kuru karşımızda. Merkez Bankası'nın savunduğu 13.95 bugün yukarı yönlü kırıldı. Ve bunun neticesinde de sizlerle birlikte zaten yukarı yönlü hareketleri izlemiş olduk. Dolar TL analizi. Bunu Elliott yöntemini kullanaraktan dün zaten videolarımda size anlatmıştım. Beklediğim rakamları bildirmiştim. Evet, dolar TL kuru için arkadaşlar bakın benim için önemli olacak seviye. Bunu çok iyi dinleyin. Önemli seviyelerdir çünkü Elliott yöntemiyle de bulunmuştur. Arkadaşlar 13.51 seviyesi. Bu 13.51 seviyesi stop. Burası stop bölgesi. Ama kuvvetli bir destek olarak takip edilmesi gereken bir bölge. 13.51 üzerinde bizim dolar TL kurundaki ilk hedef bölgemiz 14 lira 67 kuruş seviyesinde bulunan bölge. Burası Elliott'a göre bulduğumuz bir kanal hedef bölgemizdir. Benim de hedefim bu bölgedir arkadaşlar. Ha, kiminiz soruyorsunuz alalım mı alalım mı şeklinde. Bakın arkadaşlar hiçbir zaman kanalımızda al sat tavsiyesi vermiyorum. Bunu sık sık da sizlere iletiyorum. Ben alacak olsam evet bu 13.51'e en yakın yerlerden alırım kendim. Hedefim de 14.67 hedefli. Fakat bu piyasadır. Açıklamalar her an değişebilir. Açıklamaların terse döndüğü durumlarda 13.51 altına sarkma olur ise aldığım ürünle vedalaşırım. Yani burayı da sizlere hatırlatayım. Fakat 13.51 üzerinde kalındıkça dolar kurunda ilk hedef Elliott'a göre, bulduğum Elliott hesaplamasına göre 14.67 seviyesine doğru giden bir dolar TL kuru olacaktır diye düşünmekteyim. Tabii bu 14.67'nin üzerleri var. Fakat şimdilik ben sizlere bu rakamı vereyim. İlerleyen günlerde duruma göre, kapanışlara göre tekrardan dolar TL kuruyla ilgili fiyatlarımızı belirtiriz. Hemen altın tarafına geçelim. Gram altında bakalım Elliott yöntemine göre bulduğumuz rakamlar. Bu rakamlar da gene noktasal olarak çalıştı. Biliyorsunuz bugün 840 TL hedefimiz vardı. Bu hedefe doğru seri bir şekilde de gram altın tarafına gitmiş bulunuyoruz. Aşağıda ne dedik arkadaşlar? Elliott'a göre gram altın takip edecek olanlar ve gram altın almayı düşünenler için 776 seviyesi kuvvetli bir destek. Evet. Şimdi buradan gram altın alınır mı alınmaz mı sorunuza gelelim. Gene dolar TL kurunda anlattığım gibi açık ve net sizlere söylüyorum. Fakat hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki risk alacak olan kişiler sizlersiniz. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. 776 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece buradaki kanal aralığı ve hedef noktası gram altında hala 840 TL'ye giden bir gram altın şeklinde yorumlanabilir. Yani bunun artık getirisini doların hareketlerine bağlı olarak ve ons altın, birazdan bunu da inceleyeceğim sizlerle birlikte. Ons altında da yukarı yönlü beklentilerim var. Bu beklentiler doğrultusunda 776-840 TL bant aralığında ben gram altın beklentimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yorumların altına olumsuz şekilde yorum yapan arkadaşlar, demek ki videoları tam olarak izlemiyorsunuz. Çünkü tam olarak izlerseniz verdiğim rakamların zaten noktasal olarak çalışacağını göreceksiniz. Panik yapayım mı? Arkadaşlar 776 kırılmadan panik yapmaya gerek yok. Zaten verdiğim destek noktaları kırılmadığı müddetçe bu verdiğim aralıklar sizin takibinizde olacak. Alın çayınızı, onun ekranın karşısına, oradan takip edin. Bu kadar basit. Günlük kapanışları takip edeceksiniz. Zaten verdiğimiz rakamlar noktasal olarak çalışan rakamlardır. Evet, gram altını da anlattıktan sonra hemen
Gram gümüşe bakalım. Gümüş takip eden arkadaşlarımız da var. Hemen onlar için de bir değerlendirme yapalım. Evet, gram gümüş. Bunu ons gümüş grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Gram gümüşü de. Gram gümüş yatırımcıları da beni çok iyi dinlesinler. Gram gümüş alalım mı, ons gümüş alalım mı şeklinde sorularınız var. Burada da çok net bir Elliot çalışmamız gene var arkadaşlar. Elliot çalışmamıza göre gram gümüş takip eden arkadaşlar için 9.66 önemli destek. Bu destek kırılmadığı sürece, bakın şehrimiz nedir? 9.66 desteği kırılmadığı sürece burada da gene kanal hedefimiz 10.40. Çalışacak olan bant aralığımız 9.66, 10.40 kanal aralığı ve hedef bölgemiz de 10.40 seviyesine doğru gram altında tekrardan yukarı yönlü hareketler. Gram altın alayım mı? Evet, risk seven arkadaşlar gram altın alayım mı? Ben gram altın alacak olsam 9.66 seviyesi kırılmadan ve yukarıda 10.40 görmeden ne satış yaparım ne de elimdekini çıkartırım. Fakat 9.66 ben aradaki bu kadar farkı göze alıp alım yapacağım diyorsanız 9.66 kırılınca da bu malla vedalaşmasını bilmeniz gerekli. Ama 9.66 kırılmadığı müddetçe de gram gümüşte olan arkadaşlar panik yapmasına gerek yok arkadaşlar. Herhalde bu videoda açık ve net olarak her şeyi anlattım. Sizler de anlamışsınızdır. Yatırım kararları ve yatırım tavsiyelerini alacak olan kişiler de sizlersiniz arkadaşlar. Hemen ons gümüşe bakalım. Ons gümüşte bizler için Elliot ne diyor? Elliot yöntemini kullanaraktan ons gümüşte bulduğumuz seviyeleri de gene sizlerle burada paylaşalım. Ons gümüş takip edenler için daha önceki açıklamamızda zaten ne demiştik arkadaşlar? Bizler için 21-32 seviyesi dip olarak kabul ettiğimiz bir seviye ve buradaki ana hedef noktamız 21-32 seviyesi altında gümüş onsta bir kapanış görmediğimiz müddetçe ilk hedefimiz 24-12 seviyesine doğru giden bir gümüş ons izleyeceğiz şeklinde yorumumuz vardı ve sizlerle birlikte 24-12 ilk hedef bölgesi gümüş onsta takip edeceğimiz alan. Burada da gene alayım mı satayım mı şeklinde ben bu 21-32 seviyesi kırılmadan elimdekini çıkmam. Alacak olanlar da 21-32 altında kapanış olmadıkça panik yapmadan ana hedef bölgelerini takip etmesinde fayda var. Şimdilik kısa bu rakamları vereyim. Gümüşün onsunda olan arkadaşlar bu rakamları takipte kalsınlar. Kısa vadeli analizlerdir. Kısa takip gerektiren analizlerdir. Ona göre sizler de kendi kararınızı verin. Ons altın tarafına geçtiğimiz zaman ons altında Elliot çalışmamızda bulduğumuz hemen önemli destek ve direnç noktalarımızı da sizlerle paylaşalım. Ons altında benim için 1756 seviyesi bir dip olarak kabul ettiğim bölge. 1756 seviyesi kabul ettiğim bir dip bölge. Ve bunun ilk hedef kanal aralığı da 1844 hedefli ons altının çalışacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Bakın şu seviyemiz 1756. Burada dip gördük ve sizlerle zaten biliyorsunuz çalışmıştık. 1756, 1760 seviyesi bizim için diptir. Buradan tekrardan ons altının toparlanıp 1844 seviyesindeki Elliot hedefimize doğru ons altını taşıyacağı yönündeki beklentimiz var. Şimdilik kısadaki hedefimiz bu. Tabi ilerleyen dönemlerde bu 1844 seviyelerinden verdiğim direnç noktalarından satışlar gelebilir. Bunun üzerinde kapanışlar olmadığı müddetçe bu aralıkları al ve sat şeklinde ben olsam değerlendiririm. Tabi sizlerin fikirleri sizlere aittir. Kendi fikirlerinizi kendiniz her zaman vermelisiniz. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte altın, dolar ve gümüşü inceledik. Döviz piyasalarına, döviz kurlarına, altın fiyatlarına, dolar fiyatlarına baktık. Elliot çalışmalarımızı sizlerle birlikte paylaştık. Hepinize hayırlı kazançlar. Ülkemiz için hayırlısı neyse onun olması dileklerimle birlikte yayınımızı sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.